Biz bu dereleri, bu suyumuzu kimseye vermiyoruz evladım. Bunu bilsin, bunu dünyada bilsin. İro, mahvaz, emniye dere. Misal talankirina, fazaya kwe. Misal talankirina, daru daristanin cüdiye. Herkes işteyken, herkes hayvanların yanındayken kimse müdahale edemeden gelip indirmeye başladılar ağaçları. Kürdistan doğasını, insanını, ekosistemini, hayvanını katleden biri. Yeşil Pencere'den merhabalar değerli izleyiciler. Bu hafta sizlerle yeni bir başlığı konuşacağız. Yeni bir başlık üzerine düşünmemizi sağlayacağız. Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın uzun yıllardır uygulanan tecrit, Öcalan'a dönük uzun yıllardır uygulanan tecrit politikası sadece insan hakları açısından değil, aynı zamanda çevre hakları ve doğal kaynakların korunması açısından da derin bir yaraya işaret ediyor. Öcalan'ın tecrit altında tutulduğu 25 yıl boyunca Kürdistan coğrafyasındaki doğal kaynaklar üzerinde sayısız projeler üretildi, hayata geçirildi. Tabiri caizse Kürdistan'ın büyük bir bölümü kuraklaştırıldı. Şimdi biliyorsunuz iktidarın çok allayıp pulladığı bir Silvan Barajı meselesi var. Tıpkı Hasankeyf'te olduğu gibi yine GAP projesinin bir ayağı olarak şimdilerde hayata geçiriliyor. Onların iddiasına göre bu yılın sonunda herhalde su tutulmaya başlanacak. Tabii biz bu tarafından değil, kaybedeceğimiz değerler üzerinden bakacağız. O barajın etrafını çeviren 80'e yakın köy var. O köyler büyük oranda yarıdan fazlası gidecek, boşaltılacak ve sular altında kalacak. Sadece yerleşim alanları değil, insanların doğa bir bütünen kaybedecek, tarih kaybedecek. Geriye Goderne sizin için işte klasik bir basın açıklaması gidip ekolojistlerin, siyasetçilerin gidip orada yaptığı bir basın açıklamasının çok çok ötesinde başka bir gerçekliği işaret ediyor. Yine tıpkı Hasankeyf gibi. Evet, bugün konuğumuz Polen Ekoloji'den sevgili Umut Şener. Kendisini daha önce de ağırlamıştık. Onun sözleriyle söylemek gerekirse, emperyalist iş bölümünde doğa talanının hızlanmasında devrimcilerin tecrit edilmesi çok önemli bir ayağını oluşturuyor. Haliyle biz bu tecridin ekolojiye nasıl yansıdığını, bağlantının nasıl kurulduğuna bakacağız. Sorularımızı oradan soracağız. Umut'la sohbetimiz bugün bu yönde olacak. Ama öncesinde Talan Atlası'na, yani Eko Gündem'e bir göz atalım. Onunla başlayalım. Semsura merkeze 3 kilometre mesafede Kori köyündeki 3 maden bir taş ocağı yaban yaşamı bitirme noktasına getirdi. Karayolları Bölge Müdürlüğü köyle Bağtepe mevkiinde yeni bir taş ocağı ihalesi yaparken köylüler nöbet eylemi başlattı. Köye 800 metre uzaklıkta kurulması planlanan yeni taş ocağı için ÇED izni verildi. Köylülerin meyve ağaçları ve tarım arazilerinin zarar görmesinin yanı sıra yaban dağ keçisiyle kekliklerin yaşam alanı yok edilecek. Erzincan'ın Licik, İliç ilçesinde yer alan altın madeninde 13 Şubat'ta meydana gelen faciaya rağmen bir altın madeni de Erzurum'un Tatos, Tekman ilçesinde kurulmak isteniyor. Ahreşa mahallesinde Kozaltın İşletmeleri AŞ tarafından kurulmak istenen altın madeni için ÇED gerekli değildir raporu verilirken, ikinci bir Licik faciası yaşamak istemeyen mahalleli yaşam alanlarında siyanür istemediklerini belirterek duruma tepki gösterdi. Uluslararası Kürecik Meclisi, Meleti'nin Argan Akçadağ ilçesine bağlı Kapaz, Kürecik Kırsal Mahallesi'nde yapılmak istenen baraj yapımına karşı açıklama yaptı. UKM yöneticilerinden Hüsniye Kıllı, Kapaz'da yapılan doğa talanına karşı bir araya geldiklerini söyledi. Kıllı, doğa talanına karşı mücadelelerini sürdüreceklerini belirterek Kapaz'ın doğasının yok edilmek istendiğine dikkat çekti.
Muğla'nın Milas Yeniköy Kemerköy Termik Santrali'nin kömür sahasını genişletmek için İkizköy'deki Akbelen ormanlarının çevresinde yer alan 190 parsellik arazi için lignit madeni sahası olarak kullanılmak üzere acele kamulaştırma kararı verildi. İkizköy Çevre Komitesi en kısa zamanda acele kamulaştırmanın yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açacaklarını belirtti. Biz devlet diye, devlet var koskoca arkamızda, devlet var, devlet var. Devlet de bunu yaparsa bizim sonumuz ne olacak? Biz devlete sığınıyoruz. Devlet de bizi bu kamu yararına kamulaştırma isterse biz nereye gideceğiz? Biz asla ve asla köylü olarak toplanacağız, bir yere geleceğiz. Asla yerlerimizi vermeyeceğiz. Bir ben kalacağım. Bu yerde vermeyeceğim yerimi, ev içine gireceğim, benzin dökeceğim, evimi yakacağım. İçinden çıkmayacaksın. Beni çıkaramayacaklar asla burada. Yeter garibe. Gitsin başımızdan tebu olsun gitsin bu. Muğla İdare Mahkemesi Muğla Çevre ve Ekoloji Politikaları Derneği ve Yaşam Savunucularının Marmaris'te ekolojik tahribat üreten Simpaş GYO şirketine açtığı iki ruhsat iptal davasının ilki için karar verildi. Muğla 2. İdare Mahkemesi'nin verdiği kararda şirketin Milli Park içinde bulunan arazinin yapılaşmaya uygun olduğu belirtildi. Yaşam savunucuları ise kararı temize götürecek. Avrupa Birliği gıda ve yem güvenliğini sağlamak amacıyla 1979 yılında hayata geçirdiği ve tüketicilere 2014 yılında açtığı gıda ve yem için hızlı uyarı sistemi verilerine göre Ocak ayında Türkiye'den ihraç edilen 52 gıda ürününün 37'si Avrupa'ya alınmadı. Kuru yemişten baharata, sebzeden şekerlemeye kadar 8 farklı kategoride bildirim alan ürünlerin 37'si sınırda reddedilirken 15 ülkelere giriş sağlayabildi. İsveç'te Greta Thunberg'in de aralarında bulunduğu çok sayıda iklim aktivistinin iklim krizinin etkilerine karşı hükümetin ve partilerin siyasal eylemsizliğine karşı parlamento önünde yürüttükleri oturma eylemine polis saldırdı. İsveç polisi parlamentonun girişini ikinci günde bloke eden aktivistleri alandan zorla uzaklaştırırken Thunberg'i oturduğu yerden sürükledi. İklim aktivistleri pazartesi günü başlattıkları eylemi sürdürmek için geri dönmüştü. Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukushima bölgesi 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve ardından gelen dev tsunami dalgalarıyla sarsıldı ve afetler Fukushima Daiichi nükleer santralinde ölümcül hasarlara yol açtı. Binlerce kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldı. Tarım ve balıkçılık gibi yerel ekonomilerin ciddi zarar gördüğü Fukushima'da ve çevre bölgelerde radyoaktif sızıntının insan sağlığı üzerindeki uzun vadeli etkileri de sürüyor. Nükleer santralde güç üretimi felaketin ardından durduruldu ancak 13 yıldır güvenlik ve kalıntı temizleme işlemleri devam ediyor. Avrupa Çevre Ajansı'nın bloğun karşı karşıya olduğu iklim riskleri hakkındaki ilk raporu yayımlandı. Açığa Dünya Paris Anlaşması'nda belirtildiği gibi küresel sıcaklık artışını 1,5 santigrat derecede tutmayı başarsa bile bloğun iklim değişikliğinin etkilerine hazırlıksız olduğu konusunda uyarıları var. İklim etkilerini özellikle aşırı sıcaklık ve kuraklığa karşı en savunmasız kıta bölgesi ise Güney Avrupa. Raporda acil eyleme geçilmesi gerektiği belirtiliyor. Bu arada 8 Mart Dünya Kadınlar, Dünya Emekçi Kadınlar gününde Greta Thunberg'in sanal medya hesabı X'ten bir paylaşımı vardı. Tabii ki Kürtçe Jinjian Azadi demeyi de ihmal etmedi, onu da hatırlatalım. Geliye Goderne'den bahsettik, daha doğrusu Silvan Barajı'ndan. Mezopotamya Ekoloji Hareketi öncülüğünde ekolojistler Silvan Barajı'nın yapımına karşı Geliye Goderne'ye gitmek istediler ama yapılmak istenen açıklamaya operasyon bölgesi denilerek izin verilmedi. Silvan Barajı Türkiye'nin ikinci büyük barajı olacak deniyor. DEM Parti Ekoloji Komisyonu eş sözcüsü Melis Tantan'ı dinliyoruz şimdi. Bugün Goderne'deyiz. Burası bizim hem tarihi mirasımız, hem kültürel mirasımız, hem de doğal mirasımızın olduğu bir yer. O milattan önce 10 bin yıl önceden beri gelen bir miras bu. Sadece Kürtlerin değil, Ermenilerin, Süryanilerin taşıdığı, bugüne kadar yaşatmaya çalıştığı bir miras. Kürdistan coğrafyası, 4 parçada tüm Mezopotamya coğrafyası, 10 yıllardır barajlarla, 10 yıllardır operasyonlarla, 10 yıllardır insansızlaştırma, doğayı yok etme politikalarıyla yok edilmeye çalışılıyor.
halklarımız burada yaşamı savunmak için, köylerini savunmak için, doğasını savunmak için mücadeleye devam ediyor. Gordane'de bugün 2009 yılından beri yapılmaya çalışılan Silvan Barajı projesi ne yazık ki ne ilk ne de son olacak gibi duruyor. Burada tüm bir coğrafyada sadece bir kırım işlenmiyor. Doğanın yok edilmesini içeren bir ekokırım yıllarca burada tüm nesillerin hayatına kastedecek şekilde yaşatılmaya çalışılacak bu baraj eğer olursa. Biliyoruz ki tüm bu tarihimizi, mirasımızı, doğamızı yok edenlere karşı mücadele edenler olmaya devam edecek tarihi biz yazacağız. Bugün Gordane'den tüm halklarımıza çağrımız olsun. Doğamıza, köylerimize, tarihimize, mirasımıza sahip çıkalım. Dün İliç'in katliamının altında imzası olanlara yarın Gordane'yi bırakmayalım. Büyüce, Vazo, Cione, Cione, Büyüce, Vazo, Cione, Cione, Büyüce. Pardon. Erzincan'ın Licik İliç ilçesinde bulunan Anadolu Gold AŞ firmasının işlettiği altın madeninde 13 Şubat tarihinde yaşanan katliamın, facianın üzerinden bir ay geçti. Toprak altında kalan işçilere dair arama çalışmaları sonlandırıldı. Uzmanlarsa milyonlarca ton siyanürlü toprağın dere yatağına kaydığını ve Fırat Nehri başta olmak üzere bölgede olan yeraltı ve yerüstü sularıyla temas etme riskine dikkat çekiyor. Polani Ekoloji Kolektifi üyesi Umut Şener biraz sonra kendisiyle sohbet edeceğiz. Licik'te 13 Şubat'ta meydana gelen göçük ve sonrasındaki gelişmeleri Mezopotamya Haber Ajansı'na değerlendirmişti. Önce bu görüntüleri bir izleyelim. Şubat'ta orada bir katliam yaşandı ama İliç'te zaten bu katliam yaşanmasa da çok büyük bir ekokırım var. Bu siyanür orada işte bu kayan biriken Pasa Dağı bir dağ oluşmuş artık yani hani şeyden atıktan. Pasa Dağı ilk biriktirilmeye başladığı andan itibaren zaten işte siyanür var, yayılan başka 38 ayrı rapor edilmiş kimyasal madde var. Bunun gibi durumların hepsinin toptan yönetilmesi gerekiyor. Madencilik faaliyeti yapan emperyalist ülkeler, kapitalist ülkeler bu faaliyetlerini kendi ülkelerinde çok sınırlı yapıyorlar ve inanılmaz bir koruma içerisinde yapıyorlar. Örneğin daha önce belirtmiştik. Siyanür Avrupa'da yasak, Amerika'da yasak, İliç'teki maden faaliyetini yürüten şirketin menşei olan Kanada'da yasak. Bu oralarda böyle hayata geçiriliyor ama bizimki gibi ülkelerde hiçbir koruma tedbiri alınmadan ne çalışana ne çalışılan sahaya hiçbir şekilde bir tedbir alınmadan ve sonrasındaki rehabilitasyonu da planlanmadan bir vahşi maden faaliyeti örgütleniyor. Kürdistan özelinde özel savaş politikaları üzerinden yürüyen bir zaten ekokırım var. Bunu biz geçmişte daha çok toprağın üstünde
somut olarak görüyorduk. Neyle görüyorduk? Askeri üslerle görüyorduk. Emperyalist ülkelerin üsleri olan işte Amerika'nın radar üssü, Rusya'nın bilmem nesi, İsrail'in osu, işte füze kalkanları, radar merkezleri ve benzeriyle askeri üsler, askeri alanlar oluşturuluyordu. Sonrasında kalekollarla gördük yine benzer şeyi. Bugün yine buna çok yakın bir haritayı toprağın altı için görüyoruz. Yerin altında çok daha büyük bir talan var. Yerin altında çok daha vahşi bir katliam var. Yaratacağı etkileri yıllar içerisinde gözlemleyeceğiz ama bunu söylemek çok acı. Yani biz 10 yıl sonra Çernobil sonrası Karadeniz'de yaşandığı gibi 10 yıl sonra bölgede pik yapan, çok hızlı artışa geçen kanser vakaları görmeye başladığımız zaman sadece şunu mu diyeceğiz? Yani evet, İliç'te o şey olmuştu ya, hani siyanür sızmıştı toprağa. İşte onun etkileri şimdi, ya da işte deprem bölgesi için, 6 Şubat depremlerini yaşayan afet bölgesi için şunu mu diyeceğiz? 10 yıl sonra insanlarda kronik hastalıklar toplu olarak baş gösterdiğinde asbest vardı ya, ondan oldu. Ne yapacağız onu düşünmemiz gerekiyor gerçekten ve tam da burada da az önce söylediğim yere dönmemiz gerekiyor. Bir talep olarak bu madencilik faaliyetlerinin bir şekilde son bulması gerekiyor. İkincisi de kamu yararına, halkın yararına bir madencilik nasıl yapılır, illa bu yapılacak diyorsanız bunun tartışılması, bunun siyasal, sosyal enstrümanlarının üretilmesi gerekiyor. 50 yıl, 100 yıl gibi uzun bir sürece yayılacak bir evet, aslında bugün sevgili Umut'la tecrüden ekolojisi ya da ekopolitiği, bunun üzerine konuşalım istiyordum ama İliç'le ilgili bu değerlendirmesinde çok çarpıcı bir tespiti ve önermesi var. Hani kamu yararına madencilik nasıl yapılır, bunun koşulları nasıl hazırlanır, artık bunun tartışmasının yapılması gerekiyor. Hakikaten süreç böyle bir süreç. Tabii hoş geldin Umut yayınımıza tekrardan. Merhabalar. Sesini duymakta biraz sorun yaşadım ama herhalde geçici bir sorundur diye düşünüyorum. Konuşabilir misin? Ben bilgisayarın sesini sonuna kadar açtım ama şu an tamam, nasıl? Tamam, çok iyi. Şu an çok çok iyi. Çok çok iyi. Dedim ki tecrüden ekolojisi ya da ekopolitiğini kavramsal olarak nasıl düşünebiliriz diye bunun üzerine konuşalım istiyordum. Ama öncesinde bağlantılı olarak İliç'le, İlicek'le ilgili olarak kamu yararına madencilikten bahsediyorsun. Yani böyle kitabın ortasından başlar gibi oldu ama biraz bize ipucu verebilir misin? Örnekleri var mı? Kamu yararına madencilik nasıl yapılır? Çünkü biz şu an başlı madenciliğin şeyi altındayız. Artık etkisi altındayız ve denetimsiz madencilik, işte bu korsan maden ocakları, gerçi İliç'in durumu ortada. Korsan olmasa da vaziyetlerin ne halde olduğu ortada. Neler söylersin? Korsan diyebileceğimiz bir durum bizim açımızdan meşrulukla açıklanabilir aslında. Çünkü uluslararası düzeydeki işin yasal boyutuna baktığımız zaman hiçbir yasal sakıncası olmayan, yasal boşluklardan fazlasıyla yararlanmış, yararlandırılmış bir madencilik görüyoruz. Yani bunu zaten sömürge ülkenin sömürge madenciliği diye ifade etmemizin sebebi tam da bu. Kamu yararına madencilik derken bir alan tarifi yapmamız gerekiyor öncelikle. Kamu devlet tarafından tanımlandığında millet olarak böyle bir potada herkesin eritildiği bir genel tanımı içeriyor. Ama biz tabii ki ezilen emekçi halkları anlıyoruz. Bizim anladığımız alan orası. Onun yararı ekolojik bir madencilik anlayışıyla ancak hayata geçirilebilir. Tabii ki röportajda da altını çizdiğim noktalardan birisi şu ve çok dikkat edilmeli. İlla yapılacaksa bunu tartışmalıyız. Yani bu çok önemli bir ayrım noktası diye düşünüyoruz. Bunun yanında ekolojik bir madencilik faaliyeti, halk sağlığını gözeten, halkın yararına, halklarımızın yararına olabilecek bir madencilik faaliyeti
Ancak sürecin bütünlüklü örgütlenmesiyle mümkün olur. Türkiye'deki madencilik faaliyetine baktığımız zaman ya da emperyalizmin sömürgesi olan bağımsızlığını kaybetmiş ülkelerin ülkelerdeki madencilik faaliyetlerine baktığımız zaman gördüğümüz şey şu: maden şirketlerine toprak maden işletme sahası olarak peşkeş çekilirken, talana açılırken işin sadece işletme boyutu sözleşmelerde yer alıyor. Herkesin ne alacağı belli, ne vereceği belli. Bundan sonrası tufan. Zaten halkı ilgilendiren ve halkı belirleyen kısmı da burası. Orada iş bittikten sonra ne olacak? Oradaki toprağın gördüğü zarar nasıl rehabilite edilecek? Oradaki tesisin atık açısından sonraki durumu nasıl yönetilecek? Aslında böyle topyekün bir projelendirme yapılması gerekiyor. Fakat dediğim gibi sadece kar odaklı hareket edildiği için işin bu kısmında hiçbir faaliyet yok. Bunun dünyada çok az örneği var. Türkiye'de tek örnek Elbistan Linyit Madeninde yapılmış bir örnek. Orası şu anda bir piknik alanına dönüştürülmüş durumda. Bunun dışında bir örnek de yok maalesef. Koskoca Türkiye'de dağı taşı delik deşik edilmiş Türkiye'de tek bir örnekten bahsedebiliyoruz. Bu çok acı gerçekten. Rehabilitasyon açısından dönüp bakmamız gereken çok boyutlu bir süreç var. Bu rehabilitasyona asla girişmiyorlar. Çünkü rehabilitasyon çok büyük bir bütçe isteyen, çok büyük bir maliyet gerektiren bir süreç ve hiçbir şekilde planlamamalarının temel sebeplerinden biri bu. Elde ettikleri rantı, karlarına ekledikleri o karı götürüp de zarar verdikleri, yok ettikleri, yıkıp viraneye çevirdikleri alanlarda tekrar harcamak istemiyorlar. Umurlarında da değil. Kamu yararına ya da işte az önce çerçevesini çizdiğimiz gibi halktan yana bir madencilik faaliyeti öncelikle böyle tartışabileceğimiz, tartışmaya buradan başlayabileceğimiz bir faaliyet. Yani maden işletme tesislerinde atık yönetimi ve sonrasındaki rehabilitasyon sürecinin nasıl olacağı. Bu konuda yapılan bilimsel çalışma da çok az. Yani akademiyi biliyoruz. Bilimsel bilgi üretiminde elbette ki hakim anlayış yine belirleyici oluyor. Bilgiye kimin ihtiyacı varsa o ihtiyacı olan bilgiyi ürettiriyor. Doğal olarak da üniversitelerde bu bahsettiğimiz başlıkta yapılmış bir çalışma çok az. Elimizde yine böyle tekil örneklerden konuşmak zorunda kalıyoruz hep. Elazığ Fırat Üniversitesi'nde iki akademisyenin yaptığı bir atık yönetimi ile ilgili bir makale var. Bunun dışında çok fazla bize doğru bilgiyi sağlayabilecek bir çalışmayla da karşılaşmadık açıkçası. Bu süreç bugünkü maden alanlarının rehabilitasyonu ile tartışmaya başlayabileceğimiz bir süreç diye düşünüyorum genel olarak. Bunun yanında alternatif olarak bizler ne yapabiliriz? O yanını düşündüğümüzde teknoloji aslında yetersiz değil. Biraz önce bir kısmını paylaştığınız röportajda da bunu belirtmiştim. Sorun asla olanaksızlık sorunu değil. Sorun olanaklar, bilgi, bilim halk için kullanılıyor mu, kullanılmıyor mu? Bu bir tercih meselesidir. Tamamen ideolojik bir tercihtir. Bizim bulunduğumuz safta da hangi bilgiyi nasıl kullanacağımız yönünde çok ideolojik davranmamız gerekiyor. Taraflı davranmamız gerekiyor. Safımız çünkü kendi yaşam alanımız. Bunu net olarak altını çizmemiz gerekiyor. Daha önceki konuşmamızda Marksist felaketler çağı tanımlaması içerisinde geri dönüşü mümkün olmayan bir yıkımı yaratan üç temel alandan bahsetmiştik. Ekolojiye bakış açımızda da temeli oluşturan bu alanlar biyoçeşitlilik, iklim ve jeomorfolojik yapıdaki yıkımlardı. Maden alanlarında en fazla tahribat gördüğümüz konu biyoçeşitlilik meselesi.
Biyoçeşitlilikle ilgili tam da bu bahsettiğimiz başlıkta halkın yararını gözetebilecek bir çok özel faaliyet var. Bunlar akümülatör bitkiler diye ifade edilen bir bitki grubu. Bitkilerin hepsinin metalleri, topraktaki metali belli bir ölçüde bitki besin maddesi olarak da olsa alma özelliği zaten var. Ama bu grupta saydığımız bitkiler tamamı Türkiye coğrafyasında da doğal bitki olarak çayır mera alanlarında yetişen ve toprak üstü aksamlarıyla, yani yapraklarıyla bizim anlayacağımız şekilde topraktaki ağır metali fazlalığı kendi bünyesine alan bitkiler. Bu bitkilerin içinde çok tanıdığımız şeyler var. Hardal var mesela. Mesela kırmızı yumak var. Taşların falan çevresinden hatırlarız hepimizin. Çocukluğunda dağda taşta gezerken gördüğü bitkilerdir. Ve hepsinden daha fazla tanıdığımız, hepimizin üfleyip uçuşunu seyretmekten çok keyif aldığı kara hindiba bu bitkilerin başında geliyor. Fakat baktığımız zaman maden sahalarında yok olan biyoçeşitlilikle birlikte bu bitkiler yok oluyorlar ve onların yok olması demek ağır metallerin topraktan çekilememesi, yine toprağın kendi doğal bir parçası olan doğanın kendi rehabilitasyonunu gerçekleştirmesi olanağını da tamamen ortadan kaldırıyor. Soruna böyle kendi yaşam alanlarımızdaki sahip çıkmamız gereken ayrıntılar boyutuyla baktığımız zaman bunların hepsi gelip elbette ki bu halka açılmış savaşın, saldırıların yaşandığı coğrafyalara politik olarak, ideolojik olarak nasıl bakılıyor sorusuyla da birleşiyor. Çünkü buralarda yıllardır özel savaş politikalarıyla zaten yok edilen bir alan, sürekli saldırı altında bir doğa, çok rahat ifade edebileceğimiz bir somut gerçeklik ve çayır mera alanlarının işte terör, özel güvenlik gibi tırnak içinde kullanacağımız birçok bahaneyle halka yasaklanması, buralardaki varlığın askeri faaliyetlerle, askeri gerekçelerle yok edilmesi tam da bu bahsettiğimiz vahşi, halk sağlığını doğrudan etkileyecek, kalıntıları bırakacak ağır metalleri kendi kendine rehabilite edip halkın yaşamına kendi doğallığı içerisinde devam etmesinin koşullarını ortadan kaldıran bir süreç olarak işliyor. Bu konu için çok çok yeni bir başlığı konuşuyoruz. Konuşmaya devam etmek de güzel olacaktır. Bu konu için şimdilik söyleyebileceklerim bunlar. Evet, Tecrid'in ekolojisi dedik. Ben de bununla ilgili bayağı bir araştırma yaptım ama çok hani derli toplu, belki diğer dillerde, diğer kaynaklarda çok şey vardır. Ama Türkçe tabii ki hiçbir şey yok. Neredeyse hiçbir şey yok. Nedir bu Tecrid'in ekolojisi ya da ekopolitiği? Kavramsal olarak nasıl düşünebiliriz? Şimdi örnekleri vereceğiz. Aslında verdik de yukarıda. Geliye Goderne'den söz ettik, İliç'ten söz ettik. Daha sayısız örnekler var. Biliyorsunuz 2 yıl, 3 yıl boyunca kesintisiz Şırnak ve çevresindeki ağaç kesimleri vardı. Korkunç bir boyuta ulaşmıştı. Ve o güvenlik barajları var. Şimdi Sivan Barajı bölgede GAP bağlamında, sözüm ona oluşturulan, değil mi? Siz dediniz 2009'dan itibaren başladılar yapmaya. 2022'de bir tamamlayacağız dediler. 2023'e sarktı. Bir şeyler ters gitti. 2024'teyiz. Büyük bir alanı kapsayacak ve Türkiye'nin en büyük ikinci barajı olma özelliğini de taşıyor. Hani bu fiziki özelliklerini bir kenara bıraktığımızda bu Türkiye'nin ikinci büyük barajı tam olarak nereye, hangi siyasi şeyin üstüne inşa ediliyor? Tabii ki ana girizgahı da Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın hapsi, ona uygulanan tecridin aslında Kürdistan doğasına uygulanan bir tecride de dönüştüğünü söylememiz mümkün mü? Bu örneklerden böyle bir çıkarımda bulunabilir miyiz? Size ne düşündürtüyor? Yani öncelikle tecritin ekolojisi dediğimizde zaten oradaki saldırıların sonuçlarından yola çıkarak gözlemleyebileceğimiz bir insansızlaştırma,
insanları kendi vatanlarından, kendi topraklarından sürgün etme. Bunun yanında politik bir bilinçle beraber mücadele edecek güçleri pasifize etme, dağıtma ve eşittir örgütsüzlüğün devlet eliyle de bir politik olarak yaratılması bu kapsamda ele alabileceğimiz temel kavramlar. Kürt hareketini, Kürt siyasal hareketini tecritle şekillendirmek yine Abdullah Öcalan'ın tutsaklığından itibaren de daha somut olarak belirtebileceğimiz bir başlık. Burada yine özel savaş politikalarına bakmak gerekiyor. Bu politikaların ve savaşın yürütülmesini sağlayan faşist baskılar şu anda çok daha boyutlanmış durumda. Ben de cumartesi günü Goderne'de ki buluşmaya katılan aktivistlerden biriyim ve orada jandarma engeliyle karşılaştık. Barajın su tutmaya başlayacağı alanın hemen öncesine bir barikat kurulmuştu ve hiçbir şekilde geçinmesine asla izin vermeyeceklerini çok net bir şekilde ifade ettiler. Bu soruna devletin yaklaşımını gösteren bir şeydir ve bu bahsettiğim faşist baskı politikalarına en yakın 4 gün öncesinden bir örnek. Diğer yanında az önce bahsettiğimiz hukukun emperyalist işgalci şirketler için en geniş yağma talan koşullarını sağlaması, oluşturması, bu alanı açması yine bunun yanında konuşabileceğimiz bir şey. Ama hepsinden önemlisi emperyalist iş bölümünde doğa talanını hızlandırmak için, şimdi bugün mesela bu hızı baş döndürücü bir şekilde yaşıyoruz. Nereye yetişeceğimizi şaşırıyoruz artık. Sadece Silvan'da farkında şu an güncel olarak 10-15 arasında bir fiili ekolojik saldırı söz konusu. Ayrı ayrı yerlerde devam eden saldırılar. Ve bu yanıyla düşündüğümüzde bu hızı sağlamak için devrimcilerin sahadan çekilmesi gerekiyor. Ayağının kesilmesi gerekiyor. Tecrit işte tam da burada devreye giriyor ve halkın öncüleri, önderleri, devrimciler infaz modeli de tecrit olan hapishanelere kapatılarak hem halktan hem mücadeleden tecrit edilmiş oluyorlar hem de onların ayağına dolaşabilecek her türlü tehlikeden kendilerini uzaklaştırmış, korumuş oluyorlar. Bir halkın önderi söz konusu olduğunda ise işin bir de manevi yanı var ve bu manevi tecrit de hareket etme noktasında, motivasyon kaynağı bulma noktasında elbette ki mücadeleyi çok etkileyen bir şey. Halkın düşlerinin, düşüncelerinin sembolüdür çünkü bir halkın önderi. Ve tabii ki Abdullah Öcalan da Kürt halkı için böyledir. Bu inkar edilemez gerçeğin karşısında halk önderlerinin yarattığı etkiyi de bir saha okuması olarak, saha mühendisliği olarak faşizm ve hizmet ettiği emperyalist unsurlar gün be gün sonuçlarıyla birlikte değerlendiriyorlar ve mücadele karşısında verecekleri reaksiyonu, yapacakları yeni hamleleri de tamamen bunlar üzerinden şekillendiriyorlar. Bu konu için en temelde söyleyebileceklerimiz bunlar. Tabii bunun yanında yine bu tecriti, tecrit çerçevesi içerisinde konuşabileceğimiz güncel durumlar söz konusu. Faşizmin daha da pervasızlaştığı bir sürecin içinden geçtiğimizi hepimiz görüyoruz. Dünkü Kedican Eros'un katledilmesi, işkence edilerek katledilmesi suçunu işleyen, suçu sabit olan İbrahim Keloğlan'ın mahkemeden serbest bırakılması kararı tam da buna verebileceğimiz bir örnek. Anayasasızlaşma yani halkın mücadelesini, haklarını korumak için yürütebileceği bir alan olarak hukuk alanının, hukuki zeminin yok edilmesi de bununla birleştirilen bir süreç ve ülkenin hapishanelerinde de ekolojik saldırıların yaşandığı alanlarda da Eros gibi çok ekstrem örneklerde de biz halk için işleyen bir hukuki zemin, halk için içinde yazan kararları bile uygulamaktan
aciz hale gelmiş, bunun kasıtlı olarak yapılmadığı bir anayasa düzeni ve olmayan bir hukuktan, hiçbir şekilde halka ulaşmayan, halkla arasına devasa bir mesafe konulmuş bir adaletten artık bahsetmek zorunda kalıyoruz. Bunlar da yine bu tecritin politik okumasını ekoloji cephesinden yaparken önümüze koyabileceğimiz diğer başlıklar. Evet, çevresel tahribat ve doğal kaynakların talanı bölge halkının yaşamını nasıl etkiliyor? İşte yerlerinden göç ettirilerek, verimli tarım alanları, verimli arazileri gasp edilerek, yine ortak kullandıkları meralar gasp edilerek, çeşitli sondajlar, maden ocakları ve diğer sebeplerle, ya da işte güvenlik bariyeri konularak, yani insanların rahat bir şekilde eskiden dolaştıkları alanlarda dolaşmaları, oralarla temas kurması, bağ kurması engellenerek, uzaklaştırılarak tümüyle yersiz, yurtsuz bir halk, bir toplum yaratılmak isteniyor. Tabii ki adres çok net. Kendi toprağınızı bırakın, nereye giderseniz gidin. Özellikle Silvan Barajı üzerinde tekrar durmakta yarar var. 80'e yakın köy var etrafında. Ve bu köylerin yarıdan fazlası, yani 50 aşkın köyün daha doğrusu, sular altında kalacağı belirtiliyor. Peki bu insanlar ne yapacak? Bu insanlar nereye gidecek? Bu insanlar topraklarını, hayvanlarını, doğal yaşam alanlarını, yaşam alışkanlıklarını kaybettiklerinde ne yapacaklar? Gittikleri yerde o bir aradalığı sağlayamadıklarında neyin kültürünü, neyin siyasetini üretip tüketecekler? Evet, şimdi sesimi duyabiliyor musunuz? Çünkü son bir sorun vardı, süremiz de azaldı. Bu bahsettiğimiz bölgelerde, yani tecride, işte Kürdistan coğrafyasında, bu siyasi koşullar altında çevresel adalet ve doğa koruma mücadelesinin önemi daha fazla galiba. Peki onu biraz daha, safları biraz daha sıklaştırmanın yolu nereden geçiyor? Yani nasıl ikna edeceğiz böyle bir devlet aklının orada bu işleri yaptığını ve aslında bu insanların kendi topraklarını kaybettiklerini ve üretilebilecek başka bir siyasi mekanizma kalmadığını doğayı koruma adına? Evet, ya burada aslında çok acı bir şekilde şunu yaşıyoruz. Doğa katliamlarının, ekolojik saldırıların maalesef şöyle çok ciddi bir tehlikeli yanı var. Bu katliamlar uzun zamana yayılan katliamlar olduğu için ve maalesef bir felaketle ancak sonuçları görünür hale gelebilen katliamlar olduğu için anlaşılmaları, bunlar için bir bilinç olsa da, bir bilgi olsa da, bilinç değilse bile bir refleksin gösterilebilir hale gelmesi ancak acı gibi duyguların da devrede olduğu durumlarda açığa çıkıyor ve o süreçleri bir hak arama mücadelesine dönüştürüp yönetmek için geç kalınmış olunuyor maalesef. Bunun örneklerini hemen Goderna'dan verebiliriz. 2009'da başlamış bir proje, sizin de söylediğiniz gibi, ve şu anda sıcak bir gündeme ancak dönüşebildi. Neden? Artık orada somut olarak baraj su tutmaya başlıyor. Silvan'dan Goderna'ya doğru giderken hemen vadiye giriyorsunuz ve o işte patlatma sonucu zarar gören tarihi köprünün olduğu yere kadar olan alanda sular altında kalacak olan bütün vadiyi, köyleri görüyorsunuz ve yıkımın boyutunu gözünüzle görmek sizi çok daha yaralıyor. Ama köylülerin bir kısmı köylerinin sular altında kalacağından ve belirsiz bir hayatın içine sürükleneceklerinden haberdar değil. İşbirlikçi muhtarların söz konusu olduğu köylerde ise her zamanki gibi İliç'te, Soma'da, daha önceki facialarda gördüğümüz gibi yine halkın yoksulluğuna tamamen oynanan, sanki o yoksulluğun sorumlusu onlar değilmiş gibi çözümünü sunar bir pozisyonda iş olanağı yaratılacak, istihdam olacak işte ve benzeri propagandayla aklı dumura uğratılmış bir kitleyle karşı karşıyayız.
Oysa ki burada söz konusu olan yaşam, yaşamın tam kendisi ve karşısına konulması gereken şey bilinçli, donanımlı bir yaşam savunusu. Çünkü yaşam alanlarını korumak, orada yaşayan tüm canlıların ve canlılarla beraber onlarla hayatı paylaşan cansız bütün unsurların haklarını savunmaktır, yaşam haklarını savunmaktır. Bu yanıyla da tek tek bu alanlarda bulunmak, olabilecek şeyleri anlatmak, yaşanacakların sonuçlarını anlatmak evet önemli. Fakat burada şeffaf bir bilginin önünün kesilmesini de yine az önce saydığımız siyasal koşullardan kaynaklı en büyük sorun olarak yaşıyoruz. 2009'da projelendirilmiş bir ikinci en büyük barajdan GAP gibi Türkiye'nin en büyük projesiyle birleşecek bir projeden bahsediyoruz. Ama projenin ayrıntıları doğrudan muhatapları olan Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği gibi büyük çatı konfederasyon örgütlerinin elinde bile yok. Doğal olarak o sorduğunuz soruların hepsi şu anda yasal olarak nasıl cevaplanmış bunu bilmiyoruz. Ama biz şunu biliyoruz. Bir proje yapıldıysa bu projede boşaltılan köylerdeki insanların nereye yerleştirileceğinden, yerleştirilme süreçlerindeki geçici o yerleşmeyi tamamlayıp kendi normal yaşantılarına, bunun olanaklarına kavuşana kadar devletin hangi olanaklarından yararlandırılacaklarından, çocuklarının hangi okula gideceğine kadar, hangi sağlık ocağından hizmet alacaklarına kadar hepsinin belirlenmiş olması lazım. Bir ikincisi, örneğin kesilecek ağaçlar söz konusu. Bu ağaçlar sökülecek mi? Sökülecekse nereye dikilecek? Hangi alanda yaşamaya, yaşatılmaya devam edilecek? Ağaçların yeni dikildikleri, taşındıkları alanlara uyum sağlayabilmesi, yaşayabilmesi için hangi rehabilitasyon faaliyetleri gerçekleştirilecek? Verilecek gübreye, takviye, ilaca kadar yazılmış olması lazım. Eğer ağaçlar kesilecekse odun olarak, başka bir şey olarak, mobilya, ham maddesi olarak bunlardan kim nasıl yararlanacak? Öncelik kime verilecek? Bunların hepsinin belirlenmiş olması lazım. Ben tabii belirlenmiş olmadığını düşünmüyorum. Fakat işin öznesi olacak, doğrudan muhatabı olacak, orada hayatı yıkılacak olanların bu bilgilerden uzak kalması, bu bilgilere hiçbir şekilde ulaşmaması asıl sorun. Burada ekolojistlere, yaşam savunucularına düşen en büyük görev kendini ilgilendiren bilgiyi bulup buna ulaşıp bunu halka ulaştırmak. Bugün en öncelikli yapılması gereken şeylerden biri bu. Çünkü bizler hakikatle hafıza arasındaki bir alandayız aslında ve faşizmin ekolojik saldırıları da dahil bütün saldırılarında yok edilenin hep hafızamız olduğunu görüyoruz. Hafıza bizim direnme gücümüzdür, hafıza bizim kültürümüzdür, hafıza bizim geleceğe taşımak istediklerimizdir. Ve bu yanıyla bu bilgilerin hepsinin bulunması bir sorumluluktur. Tarihsel ve siyasal olarak devrimcilerin sorumluluğudur. Buna böyle bakmak gerekiyor. Ve bir şey hakikatle buluşacaksa, örneğin Silvan Barajı projesinin muhatabı olan herkes orayla ilgili bilgiye ulaşacaksa, yine bu bilginin taşınması, bu bilginin sahibine ulaştırılması noktasında da devrimciler görevli, sorumlu, hiçbir şekilde bunun eğilip bükülecek, benden uzak, çeşitli bahanelerle ulaşamadık, edemedik vesaire denilecek bir durumu yok bu işin. Evet. Umut Şener, çok çok teşekkür ediyorum. Hakikaten ufkumuz açıldı. Yerli yerine koyduk bazı şeyleri. Bir o kadar da şimdi ben de düşünüyorum. Geliye Godern'le geçen seneler içerisinde herhalde toplasanız 10 kere haber olmamış
bir bölge. Oysa 2009'da başlamışlar. Devasa bir alanı yok edecek olan bir proje. Hasankeyf gibi. Sonlara doğru belki Hasankeyf gibi bir mücadele hattı örülecek ama niye şimdiye kadar o söz üretilmedi? Neden o söz üretilemedi? Neden çoklu bir karşı koyuş olmadı? Neden köylüler başlarına ne geleceklerini hala bugün bile bilmiyorlar? Hakikaten dönüp kendimize de bu soruları sormamız gerekiyor. Biz nerede hata yapıyoruz? Doğayı düşünürken hakikaten düşünüyor muyuz? Söz üretirken. Ben çok çok teşekkür ediyorum katıldığın için yayınıza. Yine halkımızla beraber, onlarla yan yana yaşam hakkımıza da, yaşam alanlarımıza da dayanışma ile sahip çıkmaya devam edeceğiz. Yeniden görüşmeyi umuyorum. Ben de hoşça kalın. Evet değerli izleyiciler, Yeşil Pencere'yi bu hafta da böyle kapatacağız. Gördüğünüz gibi sorularla klasik Yeşil Pencere'den çıktık esasında. Çünkü İlişçi'de gördük, Geliye Guderne'de de gördük ve diğer yıkım talan ekokırım alanlarından da gördük. Özellikle de Kürdistan'dan söz etmek lazım artık. Daha fazla söz etmek lazım. Bir bütünen uygulanan tecridin yansıması çok çok ağır. Bunu fark etmeyecek, fark etmemiş, bugüne kadar fark etmemiş, dile getirmemiş, bunun üzerine söz siyaset üretememiş olanların da çıkarması gereken çok fazla ders olduğunu düşünüyorum. 80 köyün 80'ini de kaybettiğimizde, insanların yaşam alanları yok olduğunda, yok edildiğinde fazla bir söze gerek kalmıyor zaten. Bu hafta böyle kapatalım, haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoşçakalın. Biz bu dereleri, bu suyumuzu kimseye vermiyoruz evladım. Bunu bilsin, bunu dünya da bilsin. İro, makas, emniyet dere. Misal talankirina, vazaya kwe. Misal talankirina, daru daristanın cüdiye. Herkes işteyken, herkes hayvanların yanındayken kimse müdahale edemeden gelip indirmeye başladılar ağaçları.